Değerli konuşan Ordu TV izleyenleri, bugün çarşamba pazarındayız. Askeri ücrete ve emekli maaşına gelen zam pazarı nasıl etkiledi? Bunu hem pazar esnafına hem de vatandaşlara soracağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Askeri ücrete ve emekli maaşına gelen zam pazara nasıl etkisi oldu? Çok kötü oldu, çok. Hiç iyi olmadı. Hiçbir şeye faydası yok. Millet sokakta aç geziyor, aç. Vallahi diyorum aç geziyor. Bir an hesabını yapıyor. Milletin işi bitmiş. Madem emekçiye verir 20 lira gitsin. 10 lira ne 15 lira ne para? Bir para değil ki ya. Dışarı çıkamıyor evden. Emekli açlıktan dışarı çıkamıyor. Adam bir şey alacak buradan alamıyor. Yok diye. Bir dakikaya bekle diye. Ben sana bir dakikaya bekle ben iflas mı edeceğim senin yüzünden? 15 lira. Öyle bir şey var mı? Yapılan zam diye yeterli değil. Neye yeterli? Mazotun litresine 50 lira ver. Sen buraya geç. Oluyor mu böyle bir şey? Bir de asgari ücret cebimize girmeden hemen ürünlere zam geldi. Cebe girmiyor. Bir de çocuğu okuduk. Çocuğa da para veremek, gönderemek. Yazık değil mi bu insanlara ya? 12,5. Bir çay 10 lira. Bir çay 10 lira. Simit 12,5 lira. Ekmek 10 lira. Böyle bir şey olmuyor. Elektrik sobası onları geçsek 30 lira da yetmiyor bize. 30 lira da yetmiyor. Asgari ücrete ve emekli maaşına gelen zam pazarı nasıl etkiledi? Bize gelmedi zam. Peki vatandaş açısından nasıl? Vatandaş, millet aldı. Tamam evet, onların maaşına zam geldi. Asgari ücrete zam geldi, emekliye zam geldi. Adam gelmiş benden 20 liraya sakarcı istiyor. Niye geçinemiyoruz? Ya arkadaş sen emekli maaşına zam geldi. Asgari ücrete zam geldi, şükredin. Biz bunları satarsak yiyoruz. Satamazsak bizim emeklimiz yok. Askeri mesela çalışmıyoruz da biz ne yapacağız? Hiçten değeri yok. Asgari ücret 20 lira da olsa yavrum, emekli maaşı 20 lira da olsa köylü yine fakir, yine fakir. Sizin ürünlerinize zam geldi mi peki? Gelmedi, gelmedi. Gelmedi, gerçekten gelmedi. Kaç sene demir, gelmedi yavrum, gelmedi. Gerçekten gelmedi. Ha ben bu sakarcıyı bak, ay 25 lira diyorum. Aa askeri ücreti önceden 25'ti. Adam gelmiş bana ki 20 lira vereyim de ver bana diye. Lan vatandaş seninkine zam geldi de bize niye zam gelmesin? Yine zaraydayız. Yumurtaya zam geldi. Ha benim yumurtam yok. Sütüme zam yok. Yoğurduma zam yok. Pancarıma zam yok. Fasulyeme zam yok. Yazık, günah değil mi? Değil pazarın mi? Fiyatı marketlere göre uygun mu peki? Evet. Evet. Her zaman uygun. 5 kilo yoğurt markette kaç lira? Burada 100 lira. Markette kaç lira? 3 kilo yoğurt 80 lira. O da indirimli fiyatı. Yok. Köylü yine fakir, yine fakir. Biz üşüdüğümüze kalıyoruz. Ben zaman 7'de geldim. Saat kaç oldu bak? Bu sokakta. Getirdim kaç tane? 15 tane şey sakarca. Bak bu saat oldu. Düşün yani. 5 lira, 10 liraya maydanoz satılı da. Bir ekmek 10 lira. Ben 20 tane maydanoz getirsem, o da yok ya köyde soğuğa. 5 tane maydanoz getirdiğimi düşün. 10 liradan versem 5 ekmek parası. Aa, ekmeği de verdik, aldık. Hadi bakalım Allah'ın selameti boyuna. Zahidemi çağıra çağıra Boztepe'ye çıkarın. Daha ne diyeyim şimdi oğlum? Söyle oğlum, hangi derdimi yanayım size? Ya söyleyin de ben size söyleyeyim. İşte böyle. Asgari ücretle emekli maaşına evet, zam geldi. Hani daha rahat alabilirler diye düşünmüştük ama hala memnun değiller galiba. Bizden, ha tamam onlar memnun değil. Adam ne diyorum sana? Geri döneyi, diyor ki bana 20 liraya diye şeyi ver diyor, sakarcayı ver diye. Ama biz köylüler niye? Biz bir haftada bir geliyor. Kârcılar, ben yalan dese 15 liraya vereyim pancarı, eski bir aynı. Kârcı da 20 liraya veriyor, 25'e veriyor. Onlardan alıyor, bizden almıyorlar. Ben anlamadım ha, vallahi böyleyiz. Bir de marketlerde indirim de yaptıramıyorlar. Evet, yok. Yok. Poşeti, bir de poşet parası da veriyoruz biz mesela, alıyoruz ha poşeti yani, yok. Yok yavrum, köylüler her zaman gerçekten biz hiç memnun. Ben gene 25 lira. Ben kendi açımdan memnun değilim. Gerçekten. Yani zahmetimi karşılığını alamıyorum. Asgari ücrete ve emekli maaşına gelen zam pazarı nasıl etkiledi? Pazarı en kötü %30-%40 zamla etkiledi. Nasıl etkilesin? Durumlar kötü. Alım gücü yok. Bitik. Herkes karta yükleniyor. Ay sonu ödemelerde sıkıntı yaşıyor. Yok yani. Ne kadar zam olursa olsun yani. Fark eden bir şey yok ki. Her tarafa yansıyor. Ne vatandaşı ne de esnafı rahatlatmadı. Kesinlikle en kötüsünü yaşıyoruz. Rahat değiliz yani. Sen kendinden paylaş ya. Geldin pazara hangi parayla? Mesela bir 500 lira koysan pazara bir şey alamazsın ki. Bir poşeti dolduramazsın. Sıkıntı. Yapılan zam yeterli mi? Kesinlikle hayır. Yetme ne şansı yok. Olmalıydı? Yani en kötü ihtimal 25 civarı olması gerekiyordu.
Şimdi bir de asgari ücret hemen cebimize girmeden ama ürünlerin hepsine geldi. Geldi, evet geldi. Yani bu işverenler ne yapıyor? Asgari ücretten ödeyecekleri için yıl, ay sonunda pardon. Ondan dolayı zam yapıyor, ay sonuna yansıtma yapıyor bu da. Ha, tabii ki işverenin içinde sıkıntı, çalışan içinde sıkıntı bu. Herkes için sıkıntı. Yani piyasaya bir el koymuş olsa, zamlara bir sıkıntı olmasa tamam. Geçimlerde sıkıntı olmaz, rahat olur ama şimdi asgari ücreti zam yaptığın zaman şimdi piyasada yani herhangi bir ürün zam yapıldığı zaman tabii ki bu da ne kadar zam yaparsan yap bir faydasını göremezsin. Pazarlar yine markete göre uygun oluyor değil mi? Tabii ki, tabii ki pazarlara göre bir nebze daha uygun oluyor ama yani alım gücü de yok dediğimiz gibi sıkıntı. Peki bu durumun düzelmesi için ne yapılabilir? Bu durumun düzelmesi için en başta yani başa dönülmesi gerekiyor. Üretimci olmamız gerekiyor, yapımcı biz olmamız gerekiyor. Yani ithalat yapılmaması lazım. Kendimiz üretmemiz gerekiyor her şeyden başta. Her şeyde öyle. Maalesef ki hepsinde var. Bir tanesinde değil. Elmada olsun, bütün üst şeyde yiyecek maddelerinin hepsinde zam var. Ya bu da verilen asgari ücrete yani 10 bin liranın geçilecek gibi değil ki. 2 bin lira doğalgaz geldi. 525 lira su geldi. Telefonun şeyi. Elimizde bir şey kalmadı zaten. Aldık 3 gün oldu. Aldık sözde maaş. Geçinebilirsek. Her yanda neferdayım bir iş olmazsa, bir yere gitmesek ne üniversitedeki okuyabiliyor, kız okuyabiliyor, ne de bizler bir şey yapabiliyoruz. Artık sonunu düşün. Peki maaşın yeterli olabilmesi için en az kaç TL olur? İlk azı 17'nin üzerinde olması lazım. Şu anki ortama göre yani. Emekli maaşı. Emekli maaşını. Emekli maaşını derken yani böyle zararlı bir harcamamız da yok ha. Sade yiyecek. Çocuk arıf evin geçimi. Başka bir şey yok. Bu ne demektir? Devlet bizi emekliyi ölsüne tutuyor. Yani yaşamasınlar. Öbürleri yaşasa biz yaşamayalım. Bunu demek bu istediği bu. Düzelir mi? Zannetmiyorum. Ben 66 yaşındayım. Hiç zannetmiyorum. Bu zamanlarda gelmiş geçmiş durumu göz önünde bulundurarak hele hele çıkıp da ineni görmedim. Bu ne demektir? Hemen hemen devletimizin verdiği bir zamlardan memura olsun, emekli olsun, işçi olsun tamam. Hepsine veriyor ama emeklisini düşünmüyor. Biraz da emeklisini düşünebilse her şey sıradına güzel bir şekilde geçimiyle birlikte yoluna girer. Ben bugün mesela bir çocukla birlikte şuraya pastaneye gelmiş olsam ayda bir defa. İnan ki lokantaya girmeye korkuyor. Aldım ama bir kilo sarımsak aldım. Bir kilo 150 lira. Bu ne demek ya? 35 lira, 30 lira varken 150 lira bir haftada. Daha nasıl geçince? Ben köylüyüm. Ben hani turşu yapmasam olmuyor. Ben sarımsak alacağım. Yemeklere sarımsak koyulacak. Bunun artık öbürlerine bakıyorum. Portakala falan dedim birer kilo alayım. Cebime bakıyorum, cebimdekiyle birlikte örtüşmüyor. Asgari ücrete ve emekli maaşına gelen zam pazarı nasıl etkiledi? Vatandaş artık rahat alışveriş yapabiliyor mu? Kızım aynı tas aynı mam, hiç değişen bir şey yok. Yani her şey aynı bir şekilde devam ediyor. Zamların yani, hiç mi faydası olmadı? Yok canım, olsa da aynı. Millet şimdi 11 ise 20 daha sağlayacak, 5 daha sağlayacak. Hep aynı cilapları söylüyoruz yani. Değişen bir şey yok. Peki bu durum düzelir mi? Vallahi dünya düzelecek, Türkiye düzelecek. Bu dünyaya bağlı. Dünyada dört tarafın savaş halinde. İnsanlar tamamı artık yani bırak geçinmeyi, ölmemeyi düşünüyor dünyada. Her tarafta kan gölü. Hani fiyatı ne olursa olsun vatandaş sonuçta bu temel ihtiyaç almak zorunda. Tabii canım muhakkak ki şimdi ekmek 10 lirayken 15 olsa yemeyecek mi? Mecbur yiyecek. Sıkıntı yok yani. Biz patatesin kilosu 5 lirayken şimdi oldu 20 lira. Yemiyor mu evinde? Patates yok mu yani? Ne olacak, ne değişecek? Elma 10 liraydı, bugün 25 lira, 30 lira. Almıyorlar mı? Aynı şey. Asgari ücrete ve emekli maaşına gelen zam pazarı nasıl etkiledi? Vatandaş rahat alışveriş yapabiliyor mu? Bak vatandaş hep çürük malları alıyor ve şey çöplerde çekiyorlar. Ben de simit yiyorum emekli olduğum halde. Gelen maaşlar yeterli değil miydi? Nasıl yeterli olsun ablacığım? Kira 7-8 bin lira, 10 bin lira olsa ne olur, 15 olsa ne olur? Kurtarır mı yani? Kurtarmaz, yetmiyor, yeterli değil.
Peki pazarın fiyatı marketlere göre uygun mu? Biraz daha uygun tabii ki. Biraz daha uygun. Peki bu durum düzelir mi? Hani sonuçta asgari ücret cebimize girmeden diğer tüm ürünlere zam geldi. Mümkün değil. Düzelmesi mümkün değil. Asgari ücrete ve emekli maaşına gelen zamlardan sonra vatandaş rahatça alışverişini yapabiliyor mu? Sanmıyorum yapabileceklerini. Çünkü bir ev kirası 10 bin lira olursa emekli kaç lira alıyor? Yani kirasını verse ne yiyecek? Gerçek bu. Ya bu gerçek, herkes biliyor. Çok zor, çok kötü. İnsanlar memnun değil. Pazarda da bir tane seçiyoruz yani. Hatta az önce bir olay yaşadım. Pazarcı neredeyse beni dövecekti. Seçiyorum diye. Gerçekten çok üzüldüm yani. Ama ne yapayım, ben de şimdi para vereceğim 3-5 kuruşta. Alacağım yani öyle. Ama sonuçta toplum memnun değil. Ben açık ve net söylüyorum. Kimse memnun değil. Durum sıkıntılı. Ürünlere zam gelmişti değil mi? Tabii canım, bir pırasaya 40 lira derlerse ne olur? Yani asgari ücret cebimize bile girmedi. Tabii ki girmedi. Yani üstüne üstlük seçim üzeri, biliyorsunuz. Ben bugün dedim ki seçime giren yapan insanlar bugün pazarı gezmeliydi aslında. Ben öyle düşünüyorum yani. Durum sıkıntılı, herkes biliyor, ülke de biliyor, çalışan da biliyor, satan da biliyor. Müşteri de biliyor. Halimize Allah yardım etsin diyorum. Peki bu durum düzelir mi? Benim umudum yok. Sanmıyorum. Çünkü biraz küresel güçlere teslim olduk gibi geliyor bana. Yani bu net. Benim umudum yok. Asgari ücrete ve emekli maaşa gelen zamlardan sonra hani pazara etkisi ne oldu? Vatandaş artık rahatça alışverişini yapabiliyor mu? Öncelikle hoş geldiniz. Ben şimdi nasıl bir cevap vereyim size? Yani sorduğunuz soru karşısında ben de ne diyeyim? Doğruları konuşmak gerekirse hiç rahatlama falan yok. Neden yok? Tamam, asgari ücret yükseldi, zam geldi. Çok şükür. Bir neviye ben de olsam emeklilere bir neviye geldi ama doyurucu değil. Nasıl rahatlasın? O kadar zam geldi tamam maaşlara ama alışveriş yapamıyoruz. Her şeye de zam geldi. Bir de asgari ücret şu an cebimize girmedi. Kesinlikle. Mesela ben ticaret yapıyorum bak. Ben geçen haftaki aldığım malı bu hafta iki katı ödemeyle aldım. Ben o iki kat parayı nasıl toplayıp da ödeyebilirim? Atıyorum 10 lira, 10 bin lira veya 10 lira neyse maaş alıyorum. Zaten 10 lira ev kirası. Tamam ben vermiyorum ama birçoğumuz kirada oturuyoruz. 15 lira bile alsa 10 bin lirayı kira verip de 5 lirayla ne yapabilir insanlar? Vatandaş ne yapabilir? Geldiği gibi gidiyor diyorsun. Yani atıyorum bir askeri ücret delikanlı. Örnek veriyorum, benim çocuğum askeri ücrete çalışıyor. Tamam şimdi benimle oturuyor ama yarın bir gün kendi evi olacak, ev reisi olacak. Nasıl geçinecek askeri ücretle? Siz de geçinebilir mi? Mümkün mü? Değil. Halimizi Allah kayırsın diyorum. Yine de bugünümüze çok şükür diyorum. Allah olmayanlara da versin diyorum. Peki bu durum düzelir mi? Düzelmesi için ne yapılması gerekiyor? Umarım düzelir. Ki hiç sanmıyorum. Düzelmesi için ne yapılır? İyi bir soru. Ona cevap vermeyeyim. Hatta yorum bile yapmayayım. Çünkü yani. Ücrete bir de emekli maaşına zam geldi. Evet. Hani pazar etkisi neydi? Rahatça alışveriş yapabildi mi? Hayır. Yapamadık. Nasıl yapalım ya? 10 bin lira dediğiniz ne ki yani? Bak ben cebimde bugün 400 TL ile geldim. 400 kuruşla gidiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yok yani. Yok. Asgari ücretle emekli maaş yeterli değil mi? Değil. Asla değil. Asla dolduramaz. Asla da değil. Ben 6,5 TL'ye çalışıyorum. Emekli olmak için çalışıyorum. Bu derdimi de lütfen iletir misiniz? Çocuğu olanlar geri prim ödeyebiliyor. Bu benim için çok önemli ve içimden de geçiyordu gelirken dolmuşta. Ama çocuğu olanlar prim ödeyebiliyor ama benim çocuğum yok, ben prim ödeyemiyorum. Bunun için savcılığa bile gitmeyi düşünüyorum yani, suç duyurusunda bulunup. Neden benim de bir hakkım olmasın? Ben 60 yaşındayım, emekli olamıyorum. Peki ben 6,5 TL primi nasıl ödeyeceğim eşimin 10 bin TL'siyle? Çocuğum da yok.
Yani yayınlarsanız sevinirim. Bilemiyorum. Hele ki bu şeyin üzerinde durursanız çok seviniyorum. Çok çok sevinirim yani. Emekli konusunu. 47 yaşında bir insan emekli yapıyor. Ben 60 yaşındayım. Benim param da var. Çekerim giderim kredi. Ben de emekli olmak istiyorum. Ama olamıyorum, çocuğum yok diye. Suçum ne? Bana çocuğu Allah vermemiş. Madem çok inançlıyız, madem Müslüman bir ülkeyiz, neden diye soruyorum. Vatandaş rahatça alışveriş yapabildi mi derken, daha emekli maaşlarına olan zammı ve asgari ücret zammını daha alınmadı diye biliyorum ben. O bir dahaki ay belli olur. Bir dahaki ay yansıması ama inşallah. Maaşlar cebimize girmeden ürünlere zam geldi diyen vatandaşlarımız oldu. Marketlerde olduğunu duydum, görüyorum da. Pazara bakarsan pazardaki olay biraz daha farklı. Yani mesela sarımsakta müthiş derecede bir artış var. 150 lira ablacığım. 150 liraya kadar sarımsak var şu anda. 150'ye kadar satıyoruz. Ama bunun askeri ücret zamlarıyla da çok alakası yok. Bu arz taleple alakalı, malın olmamasıyla alakalı. Kastamonu'da sarımsak çok azalma derecesine, bitme derecesine geldi. Onun için fiyat biraz yukarıda. Artı parantez, bu Gazze'deki savaştan dolayı Kızıldeniz kapalı olduğu için ithal sarımsak gelecek Çin'den. Kızıldeniz kapalı olduğu için oradan da sarımsak gelişi olmadı şu anda. Türkiye'ye giriş olmadı. Fiyatlar da şu anda olay tamamıyla Kastamonu'ya bindiği için fiyat ondan dolayı yukarı gitti. Ve hala da yukarı gitmeye de devam ediyor bu arada. Sarımsak fiyatının büyük ihtimalle bundan bir ay önce, yaklaşık bir ay önce bir röportaj yapmıştık sizinle. 100-120 bandındaydı. Şu anda 120'lik sarımsak 150 lira. Ben bunu bir önce de söylemiştim yalnız. 150 lirayı göreceğini. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Büyük ihtimalle 150'yi de geçecek büyük ihtimalle. Yani 200 lira bandını görecek gibi duruyor. Sarımsak için söylüyorum. Ama diğer fiyatlara bakarsanız mesela bir havuçlu pırasaydı, kışlık sebze fiyatları. Geçen hafta 20 lira olan pırasa bu hafta da 20 lira. Havuç 15-20 arasında. Mandalina fiyatı 10 lira, 12,5 lira civarında. Onlarda bir değişiklik yok yani. Sarımsak biraz daha konumu ve durumu itibariyle farklı olduğu için. Demek ki anlattığım etkenler olduğu için fiyat yukarı yukarı gidiyor ve 200 lirayı da göreceğini kuvvetle muhtemel düşünüyoruz. Emekli ve asgari ücretli maaşı aldığı zaman pazarda rahat alışveriş yapabilir mi? Askeri ücret zammı vatandaşa yansıdığı zaman, ya bu paralarla, yanlış anlamayın beni, hiç kimse böyle rahat rahat hani böyle bol derin harcayım hesabı yapamaz ki. Şimdi 17 bin lira asgari ücret, adam 10 bin lira ev kirası verecek, 7 bin lira para kalacak. Hadi eşi de çalışıyor. 17'de o olacak diyelim, 24-25 bin lira civarında para kalacak. 6'sı 7'si faturalara gitse geriye kalan para zaten ucu ucuna denk gelir yani. Hani böyle çok böyle aman amana alışveriş yapayım, böyle hani onu alayım bunu alayım işi çok olabilir mi? Evi olan için, yan gelir olan için bir şey diyemem. Ama sadece asgari ücrete endeksli bir adamın pazardan ya da marketten rahatça alışveriş yapma şansı yok. Çünkü maaşa gelse de ürüne de gelecek, fazla bir getirir. Ne fark edecek ki, işte aynı şey oluyor da yani. O şimdi öbür taraftan 17 bin lira, 12'yi 17 bin lira yapıyorsun. Bu taraftan ne yapacaksın? 10 liralık, 50 liralık zeytinyağı 250 lira yaptığın zaman ne fark edecek? Emekli, yanlış anlamayın beni, şimdi 7,5 lira idi en son bildiğim kadarıyla kök maaş. 10 bin lira yaptılar. 2,5 lira. Günde bir tane simitle bir gazoz içse, gazoz 15 lira desek, simidi 10 lira desek 25 lira yapar. Gündük. 30 da çarpsan. Yani öyle değil mi yani baktığın zaman? Hani ne yapsın bu emekli şimdi? Adamın şimdi evi yoksa. Yani adamın evi yoksa adam şimdi ne yapsın? Nasıl geçinsin yani? Mezar yeri de parayla. 10 bin lira mı? Doğru söylüyor amca yani. Pazar yeri de şey, mezar yeri de parayla yani. Ölüme biraz terk edilmiş gibi oluyor. Yani biraz emekliye biraz hakkaniyetsiz davranıldığını düşünüyorum. En azından emekli maaşını, bugün asker ücretini 17 bin lira yaptığın yerde bir 14-15 lira ver ki emeklinde biraz rahat etsin. Yani en azından bir nefes alsın, rahat etsin derken de yani hani çok refah seviyesi, ferah seviyesi yüksek seviyede olabilir ama 14-15 lira gibi bir rakam iyi olabilirdi. 7,5'tan 10'a çıktı emekli maaşı. Ha, o bir şey değil, bir şey ifade etmez. Hiçbir şey vatandaşa faydası olmaz mı? Vatandaş rahatlamaz mı? Da yok, ne rahat, avparıyla mı rahatlayacak? Mümkün değil canım, mümkün değil, mümkün değil. Çok aşırı derecede. Peki ne kadar olması lazım da yeter? Şu anda normal bir, yani 10 liralı alanların mı? 10 liralı alanlar en azından 25 almalı. Bak 10 liralı 25 almalı.
Bağkur'dan öbürlerinin maaşı da 30 lira olmalı, en azından 30 lira olmalı. Değerli izleyicilerimiz, bugün çarşamba pazarını gezdik. Hem esnafımıza hem de vatandaşımıza sorularımızı yönelttik. Asgari ücrete gelen ve emekli maaşına gelen zammı yeterli bulmadıklarını söylediler. Şu anda marketlere göre pazarda zam gelmese de yine de vatandaş durumdan pek memnun değildi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Konuşan Ordu TV YouTube kanalına abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sevinirsiniz.